Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda GitHub'a lokalde oluşturduğumuz bir klasörü komple direkt nasıl gönderebiliriz? Bundan bahsedeceğiz. Mesela bir site yaptınız ya da herhangi bir C# bir masaüstü uygulaması yaptınız, fark etmez. Python'la çalıştınız gibi. Burada mesela benim daha önceden yaptığım mesela bir site var. Bu siteyi göndermeye çalışalım arkadaşlar. Bu siteyi şunu bir kapatalım. Şuradan arkadaşlar bir tane site, mesela ne diyelim, site 2021 adında bir site oluşturayım. Bunun içindeki bütün dosyaları kopyalayayım. Bu arada bir şuradan özellikleri 6 MB'lık bir dosyaymış. Biraz fazla ama olsun. Şuraya geldim, buraya yapıştırdım. Buradan ben ne yapmak istiyorum? Bu site 2021'i ben nereye göndermek istiyorum? Buraya repo olarak göndermek istiyorum. Bakın test diye bir repomuz var. Başka bir repomuz yok. Biz burada yeni diyerek öncelikle repoyu belirtmemiz gerekiyor. Buraya ne diyebilirim arkadaşlar? İşte site illa aynı isimde olacak diye bir şey yok. 2021 diye bir site oluşturdum. Public olacağından bahsettim. README file'a, gidignore'a, işte lisansa gerek yok dedim. Direkt hemen burada da ne diyelim? Anahtarcı sitesi gibisinden bir açıklama da koyduk. Create repository diyerek arkadaşlar bir tane repo oluşturduk. Bir dosya oluşturduk. Şimdi şuradan geldiğimizde site 2021 klasöründen, daha doğrusu reposundan şuraya gelelim. Burada bakın gördüğünüz gibi bütün her şey hazır fakat içinde herhangi bir şey yok. Bunun için bakın yine aynı şekilde bu link benim için önemli olacak. Çünkü buraya göndermeye çalışacağım dosyalarımın hepsini. Şimdi öncelikle gelelim ve bunun içerisinde bir bash terminali açalım. Git bash here. Şimdi burada önce bir ne oluşturmam gerekiyor? Git var mı burada? Git status dediğim zaman bakın gördüğünüz gibi fatal, herhangi bir repo yok diyor. Önce biz bir git init ile buraya bir şey tanımlayacağız ve git statüse girdiğimizde bakın gördüğünüz gibi birçok dosyanın olduğundan fakat bunların hiçbirinin staging array'a eklenmediğinden bahsediyor. Bunun için de arkadaşlar hepsini ekleyebilmem için git add nokta diyerek bir iki tanesini değil hepsini ekle diyorum ve bütün hepsini eklemiş oldu bu şekilde. Şimdi buraya kadar bir sıkıntım yok. Burada bir de bir commit atalım. Git commit eksi m diyerek işte ne diyelim dosyalar lokalden yüklendi. İlk komitimizi attık. Enter'a bastık arkadaşlar. Ve burada git status değil de git log diyerek bir bakalım komitimizi veriyor mu? Gördüğünüz gibi dosyalar lokalden yüklendi. Komitimizi veriyor. Peki ben bunu uzak sunucuya yani GitHub'a buraya nasıl yükleyeceğim? Dediğim gibi şu benim için önemli. Bunu girmem gerekiyor öncelikle. Buradan şunu yapacağız arkadaşlar. Bu linki arkadaşlar sadece push etmemiz yeterli olacak. Şimdi öncelikle biz bir bash terminalimize bir girelim. Clear diyelim bunların hepsine. Ve önce biz username ve e-mailimize bir bakalım. Neydi? Git config dosyasından user.name'imiz neydi arkadaşlar? Buydu. Git config'den user.email neydi? O da buydu. Tamam, güzel. Benim zaten buradaki adresim de bu. İki tane adresim olduğu için hangisi olduğunu da tereddüt ettim. Şimdi nereye push edeceğiz ona bir bakmamız gerekiyor. Burada diyeceğiz ki git push ama nereye? Hangi repoysa arkadaşlar. Önce bakın herhangi bir dosya göndereceksiniz. İlk başta gelip hesabınızda bir repo oluşturacaksınız. Bu repoyu da bu şekilde arkadaşlar buradan kopyalayarak getireceğiz buraya. Shift Insert tuşuyla yapıştırdım. Site 2021'e direkt push et. Enter'a bastığımda bakın gördüğünüz gibi şu an Writing Objects diyor. Karşıya yüklüyor bütün dosyalarımı. Şimdi benden herhangi bir GitHub hesabı sormadı. Niye? Daha önceki dersimizde hatırlarsanız kullanıcı adı ve şifrenizi girdikten sonra bunları arkadaşlar push etmemesi için hiçbir engel yok. Ve biz buraya ne yapmış olduk? Push etmiş olduk. Bakalım gerçekten oldu mu? Sayfa yenilediğimde bakın gördüğünüz gibi dosyalar lokalden yüklenmiş halde geldi. Herhangi bir sıkıntım yok.
Gayet güzel, başarılı bir şekilde bir komitimize baktığımızda da zaten dosyalar lokalden yüklendi. Kimin yüklediğini de burada gösteriyor arkadaşlar. Tabii sizin iki hesabınız vardır. Burada dediğim gibi hesap değiştirerek farklı bir kullanıcı olarak da gönderebilirsiniz buraya. Ama tabii ki mutlaka işte şu settings kısmından manage access kısmında bir eklemeniz de gerekmekte. Şimdi ama biz kendi kullanıcımızla bu şekilde push ederek sadece push yöntemini kullanarak dosyaları bu şekilde entegre ettik. Burada yaptığımız her şeyi arkadaşlar artık ne yapabiliriz? Gönderebiliriz. Mesela ne yapalım arkadaşlar? Şurada yeni bir değişiklik yapıp commit atarak arkadaşlar biz bunu gönderebiliyoruz. Push etme bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.